<laughs> Tabii. Ben bir daha başlam bu sefer de benden olsun. <gülüyor> Gene. Süper. <laughs> Peki. Peki başlıyorum. Katip Çelebi'nin asıl adı Mustafa. 1609 yılında İstanbul'da doğuyor. Babası Enderun mensubu. Katip Çelebi de geleneksel dini eğitiminden sonra orduya intisap ediyor ve divan kaleminde görev alıyor. Babası ve amcasının da dahil olduğu orduyla birlikte Abaza Paşa isyanını bastırmak için yapılan Tercan seferine ve Bilahare Erzurum, Hemedan ve Bağdat seferlerine katılıyor. Ordunun kışın ikamet ettiği Halep ve Diyarbakır gibi şehirlerde sahaflardan kitap künyeleri toplamaya başlıyor. 4. Murat'ın revan seferinden sonra İstanbul'a dönüyor. Hicri 1046 yılından sonra kendisini ilmi çalışmalara adıyor. Bu tarihten sonra da yani aslında Osmanlı için çok geç denilebilecek bir yaştan itibaren İstanbul alimlerinden çeşitli dersler alıyor. Katip Çelebi 1055 yılında Hicri 1055 yılında yapılan Girit Seferi için coğrafya ve harita çizimleriyle uğraşmaya başlıyor. Kendisine kalan bir mirasın da verdiği ekonomik özgürlük sebebiyle başka gerekçeler de göstererek divandaki halifelik makamından istifa ediyor. Bu sırada hastalanıyor, tedavi yollarını araştırmak için tıp kitapları yanında okült bilimlerle de ilgileniyor. Katip Çelebi yine Hicri 1058 yılında Cihan Numan'ın yazımına başladı. Daha sonra takvim tevarihi bitirdi. 1060 yılından itibaren de Süllemül Vusul ve Tuhfetül Ahyar kitaplarını yazdı. Aynı zamanda az önce yukarıda bahsettiğim Diyarbakır ve Halep gibi şehirlerde tuttuğu fişlerden topladığı Keşfüzzün'ün adlı eserini de bu tarihte beyaza çektiğini söylüyor Katip Çelebi. 1064 yılından itibaren ise bir Fransız mühtedi var, Şeyh Mehmet İhlasi. Onun Müslüman olmasıyla birlikte, onunla birlikte çalışmaya başlıyor. Bu dönemde İhlasi'nin de yardımıyla Levami'n-Nur fi zulmetat Cihan Cihannuma, İrşadul Hayara, Tarihi Frengi tercümesi, Tarihi Konstantiniyye gibi çeşitli eserleri tercüme ediyor ve telif ediyor. Hayatının son dönemlerinde Türkçe fezleke, Düsturun Amel, Tufetül Kibar ve Mizanul Hak gibi eserlerini yazıyor. Daha sonra 6 Ekim 1657 tarihinde İstanbul'da vefat ediyor ve kabri de İstanbul'da bulunmaktadır. Katip Çelebi siyaset, denizcilik, toplum bilimleri, bibliografya ve biyografi ile ilgilenen devlet ve toplum düzenindeki bozulmaların tespiti ve bunların çözümleri konusunda görüşler ileri süren bir Osmanlı aydını, bir Osmanlı entelektüeli. Avrupa ve Osmanlı'nın büyük dönüşümler geçirdiği buhranlı bir çağın düşünürü. Bu nedenle onun daha çok pratik felsefenin ve içtimaiyatın çeşitli alanlarına tekabül eden çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu çalışmalar genellikle ıslah çabalarına odaklanan çalışmalar olarak nitelendirilebilir. Mesela devlet için ıslah raporları yazıyor, toplumsal çalışmaların sebeplerini araştırıyor, denizcilerin ve ordunun yaşadığı problemlere çözümler arıyor. Özellikle Avrupa'da coğrafi keşifler neticesinde ortaya konulan Yeni bilgilerden istifade ederek coğrafya ve harita gibi eserler yazdığını görüyoruz. Bu yönüyle Katip Çelebi hem birey, hem toplum, hem de devlet düzeyinde çeşitli ıslah çabalarını merkeze alan bir faaliyet yürütmüştür. Felsefe, kelam ve tasavvufun yöntemleri itibariyle uyumu denilebilir ki Cürcani'de başlamış ve Fatih dönemindeki arayışlarla Osmanlı'da hız kazanmıştır. Ancak sonraki yüzyıllarda Birgivililer ya da Birgililer, Kadızadeliler, Sivasiler gibi farklı zümrelerin farklı arayışları ya da çatışmaları ortaya çıkmıştır. İşte Katip Çelebi bu tartışmalara şahit olmuş birisi olarak farklı bir yol, izlenip izlenemeyeceğini özellikle ameli felsefe noktasında kanuni kadime dönülmesi anlayışını savunarak ileri sürmüştür. Katip Çelebi'nin yaşadığı yüzyıl yani 17. yüzyıl Rönesans ve reform hareketlerinin sonucunda Batı dünyasının modern düşünceyle birlikte evreni kuşatmaya başladığı, coğrafi keşiflerle bütün dünyanın zenginliklerini Osmanlı'nın fakirleşmesine de sebep olacak bir tarzda alternatif ticaret yollarıyla Batı'ya taşımaya başladığı bir yüzyıl. Batı emperyalizmi keşfettiği yerlerin hazinelerini ele geçirirken, diğer taraftan siyasi, dini ve kültürel hegemonyasını da Osmanlı ülkesinin etki alanları da dahil bütün dünyaya yaymaya başlıyor. İşte Katip Çelebi'nin bürokratik kimliği de dikkate alınırsa onun faaliyetlerini yönlendiren bu arka plandır. Bu açıdan onun ıslah çabalarını ve faaliyetlerini birkaç başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi ilmi ıslah çabaları ile ilgilidir. İlmi anlayışın ve dolayısıyla ilmiye sınıfının ıslahı, coğrafya ve tarih kitaplarının ıslahı, dolayısıyla ordunun ıslahı, devletin çeşitli kurumlarının ıslahı ve toplumun ıslahı bu başlıklardan birkaçı. Öncelikle onun Keşfü zunun adlı eseri Avrupa'yı yeni ufukları tarayan öteki eserlerinden farklı olarak özellikle İslam düşünce ve bilim geleneğinin yeniden keşfine yönelik bir çabadır. Bu özelliği itibariyle de bir ilmiye sınıfının ıslahına dönük bir çaba, bir çalışma olarak okunabilir. Katip Çelebi'de ilmin durgunluğa girdiği ve Avrupa'daki bilimsel değişimlerin takip edilmesi gerektiği fikri var. Dolayısıyla bu düşünüş Katip Çelebi'yi nerede kalmıştık sorusunu sormaya yönlendiren etkenlerden de bir tanesi. keşf işte bu sorunun cevabı olarak ortaya çıkmış bir kitaplar ve ilimler ansiklopedisidir. Eser, İslam'ın erken çağından itibaren oluşan evrensel birikimin İbnü'n-Nedim, Kadı Said, İbnü'n-Kıfti, İbn, Kıfti, İbn Ebi Usaybiya İbni Hallikan gibi ve daha başka sayabileceğimiz birçok tarihçi ve edip tarafından oluşturulan ilimler ansiklopedisinin ve tabakat literatürünün farklı bir denemesi olarak da anlaşılabilir. Bu yönüyle keşfüzünün ilmin gerekliliği, ilmin tanımı, tasnifi gibi meseleleri ele alır ve Osmanlı'da felsefi ilimlerin terk edilmeye başlanmasından şikayet eder. Katip Çelebi'nin ilmi faaliyetlerinin ikinci başlığı coğrafya ve tarihtir. Coğrafya ve tarih bağlamında konuşulabilecek birçok mesele varsa da teorik düzeyde tarih perspektifine dikkat çekebiliriz Katip Çelebi'nin. Bugün dünya tarihlerinin evrenin başlangıcından Avrupa tarihine doğru akması gibi Katip Çelebi'nin de insanlığın seyr seferini alemin başlangıcından Osmanlı İmparatorluğu'na doğru akıttığını görürüz. Örneğin Takvim-i Tevarih adlı eserinde bütün insanlığın zirvesi olarak Osmanlı'yı ve Osmanlı'nın zirvesi olarak da 4. Murad'ı söylediğini görürüz. Bu tarih anlayışı Katip Çelebi'nin bize kalan önemli yankılarından bir tanesi olarak okunabilir. Katip Çelebi'nin coğrafya alanında kaleme aldığı Cehennüma ve Devamü'n Nur gibi eserler de aslında Türk coğrafya tasavvuru için önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Çünkü Katip Çelebi ile birlikte bazı zihinsel dönüşümlerin yaşandığını da görüyoruz. Mesela Katip Çelebi'ye göre Avrupa hakkında Müslümanların kitapları eksiktir. Hristiyanlar Yunanlardan aldıkları tarih astronomi, coğrafya ve diğer ilimleri zirveye çıkarırken Müslümanlar bu hususta e, ihmal, bilgisizlik ve tembellik göstermişlerdir. Biraz da Katip Çelebi'yi motive eden budur. Yine ilk defa Katip Çelebi Doğu coğrafya tasavvuru yerine Batı coğrafya tasavvurunu esas alan bir yaklaşım da geliştirmiştir. Örneğin Cihan Numa ile ilk defa bir Osmanlı müellifi İslam coğrafyacılarının klasik kozmogoni geleneği ve yedi iklim taksiminden ayrılmış beş kıta taksimini esas almıştır. Böylece denilebilir ki kısmen de olsa İslam dünyasında ilk sistematik coğrafya eserini modern anlamda ilk sistematik coğrafya eserini meydana getirmiştir. Yine de Katip Çelebi'nin coğrafya ve tarih kitapları mesela İbni Haldun'daki gibi tarihi hadiselerin seyri karşısında sosyolojik ya da içtimai bir doktrinden kaynaklanan bir soğukkanlıkla ele alınmış değildir. Aksine siyasetin emrinde devlet için bazı pratik faydaları sağlayacak bir ilim olarak ele alınmıştır bu coğrafya ve tarih eserleri. Dolayısıyla Katip Çelebi'nin pratik ve hızlı çözümleri esas alan bir yaklaşım olduğunu söylemek, e, belki de doğruya en yakın ifadelerden biri olacaktır. Katip Çelebi devletin ıslahını ise "Dustur'un Amel" adındaki eserinde ele alır. Devleti geleneksel, felsefi ve organizmacı arka planlarla tanımlar. Organlar, güçler ve bu organların fonksiyonları açısından bedenin parçaları ile devletin parçaları arasında bir analoji yapar. Bu açıdan bedenin sağlığını rükünlerinin itidalinde bulan klasik mizaç tıp teorisini tutar bu sefer devlete uygular ve toplum ve devlet sınıfları arasında bir dengeyi esas alır. Ancak öyle görünüyor ki Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük bir transformasyon geçirmiş. Bu dönüşümle Osmanlı İmparatorluğu patrimonyal hanedanlıktan uzaklaşmış ve iktidarın çeşitli toplumsal kesimler arasında paylaşıldığı, ekonominin yaygınlaştığı bir erken modern özellikler kazanmış tırnak içinde söyleyecek olursak. Katip Çelebi muhtemelen bu dönüşümü tam anlamıyla anlamlandıramadığı için de bütünüyle kanun kadime ve klasik Osmanlı çağına dönmeyi teklif eder. Üzerinde duracağım son eseri Katip Çelebi'nin Mizanul Hak ise daha çok dini, ahlaki ve toplumsal bozulmayı inceleyen bir eserdir boş tartışmalara, toplumsal çürümüşlüklere, zulümlere, ahlaki yozlaşmalara örnekler verir Katip Çelebi bu eserde. Ve burada toplumsal alışkanlıkların kolay ve kısa sürede değiştirilemeyeceğini fark ettiğini söyler. Bu sebeple taassuptan uzak olmayı ve samimi dindarlığı esas almak gerektiğine odaklanır. Katip Çelebi ilginç bir şekilde modern dönemde farklı şekillerde de ele alınmıştır. Onun Osmanlı ilmi hayatı hakkında yaptığı değerlendirmeler özellikle medreselerde akli ilimlerin ihmal edilmesi, ilmi zihniyetin daralması konusundaki gerileme tezinin temel referanslarından birini oluşturmuştur. Yine Katip Çelebi Osmanlı'da olmayan Din bilim, mektep medrese, laiklik gericilik, liberallik muhafazalık gibi mevhum çatışmalarında tarafı ilan edilmiştir. Din alimlerine karşı müsbet ilimleri savunan bir portre haline getirilmiştir. Ancak burada ifade edilmesi gereken şey şudur ki, Katip Çelebi'nin yapmış olduğu eleştiriler kendi siyasi, sosyal ve kültürel bağlamıyla ilgilidir. Katip Çelebi her ne kadar resmi müfredat içerisinde bir eğitim görmemiş olsa da Osmanlı döneminde yine de geleneksel mirası büyük ölçüde tevarüs etmiş ancak bu mirasın eksik yönlerini vurgulamıştır. Dolayısıyla o içinden çıktığı ilim geleneğine karşı çıkan biri değil. Denilebilir ki Bilakis kurtuluşu o anlayışın bütün unsurlarıyla canlandırılmasında gören, bu yolda eserler yazan ve temelde de kanuni kadime dönülmesini savunan bir düşünürdür.